İstanbul'da Türk kahvesi denilince yüzyıllardır ilk akla gelen lokasyon Eminönü olmuştur. Osmanlı Devleti döneminde de kahvenin merkezi olan Eminönü'nde bugün tarih ve kahvenin bir arada yaşadığı İhsan Kuru Kahveci oğlu tahmishanesinde haleflerinden Aslı ile beraberiz. Aslı, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Aslı, seni tanıyabilir miyiz? Kahve sektörüne nasıl başladın? İhsan Kuru Kahveci oldu, neyin olur? 4 senedir bu işle full time meşgulüm. Ondan önce tekstil sektöründeydim. İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli firmalarla, sanatçılarla çalıştım. Daha sonra kendi atölyemi de kurdum. Fakat özüme geri dönmenin bir vakti vardı ve geldim. Babamla birlikte çalışıyorum son 4 senedir. Çok seviyorum burayı, çok ilham verici buluyorum. Aynı zamanda bir tek aile yadigarı değil, bir kültürel miras olarak baktığım için buraya motivasyonum çok yüksek. Kahveyi ve kahveyle alakalı olan her şeye de merakım var. Bu şekilde devam ediyor. İhsan Bey de benim büyük babam oluyor. Onun verdiği bir sorumluluk da var. Hani bir sahipsiz kalmasın, devam etsin bu firma. Ben de bir kadın olarak, bir esnaf olarak burada var olmayı çok motive edici buluyorum. İhsan Kuru Kahvecioğlu kimdir ve kahve işine ne zaman, nasıl başlamış? İhsan Kuru Kahvecioğlu benim büyük babam oluyor. Kahve işine zaten doğar doğmaz başlıyor gibi bir durum var. Çünkü hem büyük babası hem de babası bu işin içindeymiş. Babası Osman Efendi, Mehmet Efendi'nin abisi oluyor zaten, o bildiğimiz kahvecinin kardeşi oluyor. Bu yüzden de zaten içinde doğmuş oluyor bu kahvecilik ve esnaflık işinin. Aynı zamanda kendisi de çok eğitimli bir insanmış ve hem salon adamı hem esnaflığı bir araya getirerek butik bir şekilde bu işine devam etmiş. Belgelerle kanıtlayacağımız şekilde 1871 olarak firmanın kuruluşunu o şekilde biliyoruz. Fakat 1850'de Osman Nuri Efendi dünyaya geldiğinde zaten yine kendi babası kahveci olduğu için o da baba mesleğini devam ettiriyor. Zaten Cumhuriyet'in ilanıyla Kuru Kahveci oğlu soyadını alıyor İhsan Bey. Ve bu böyle gidiyor yani, oğuldan oğula. Sizin Türk kahvenizi diğer Türk kahvelerinden ayıran özellikler nelerdir? Bir kere kahvelerimizi özenle seçiyoruz. İlk önce yeşil halleri numune olarak geliyor. Bakıyoruz, bazen geri gönderiyoruz. Bazen tamam olur bu deyip kavurmaya başlıyoruz. Kavurma işimiz tamamen geleneksel bir yöntem diyebilirim. Çünkü odun ateşinde kavuruyoruz, tarihi makinelerde. Hatta Probat diye bir makinemiz var. Şu anda piyasada olan, hani daha teknolojik versiyonları kullanılıyor. Biz ilk Probat makinesini kullanıyoruz. Ve bu tarihi bir makine olduğu için belki de dünyada bir ilk gerçekleştiriyoruz. İlki gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Daha sonra da kahvelerimiz, Türk kahvemiz taş değirmenlerde öğütülüyor. Bu da tabii geleneksel bir yöntem diyebiliriz. İhsan Kuru Kahvecioğlu dükkanı ilk kurduğu günden bugüne değişmeyen neler var? O kadar çok var ki hangisinden başlasam. Lütfen hepsini anlat. Makinalarımız, işte kavurma makinamız, öğütme makinamız, hatta tartımız bile 1900'lerden kalma, her sene devlet tasdikli bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Onun dışında kullandığımız kese kağıtları, yine benzer kese kağıtları kullanıyoruz Türk kahvesi için. Mimari yapıda bir değişiklik var mı? Mimari yapıda bir değişiklik yok, çünkü kuru kahve cam 1912'de yapılmış ve dükkan da aynı şekilde içinde küçük değişiklikler yapılarak kullanılmaya devam ediyor. Zaten kavurma makinesi demir döküm tarihi bir makine ve onu yerinden kaldırmak imkansız gibi bir şey yani. Logonuzda bir değişiklik oldu mu? Logomuzda da olmadı. Logomuz 1930'lardan beri. Ne yazık ki elimizde bir belge yok ama İhap Hulusi ilk Türk grafik tasarımcısının tasarladığını düşünmekteyiz. Aslı, özel bir soruyla devam etmek istiyorum. Buyurun. İhsan Kuru Kahvecioğlu neden şubeleşmedi? Bu kahve severlerin çok sorduğu bir soru bizim tiryakiler özellikle. Neden başka yerde satmıyorsunuz? Neden başka şubeniz yok? Bir kere belli bir kapasitemiz var. Çünkü tarihi makinalar
buharda kavurup öğüttüğümüz için kahveleri zaten belli bir kapasitesi var ve o şekilde kalmak istiyoruz. Herhangi bir yayılma veya farklı yerlerde açıp kalitemizden ödün vermek istemiyoruz. Bu gelenekselliği korumak istiyoruz. Yerel olmanın önemini vurgulamak istiyorum burada. Çünkü artık o kadar her şey büyüdü. Büyük firmalar, aynı firmanın birçok şubesi. Yani bu düzene karşı çıkıp hani bir yandan da direniyoruz gibi bir durum var. Çünkü bu sürdürülebilir aslında. Ve kaliteyi bu şekilde koruyabileceğinizi düşünüyorum. Ben de Eminönü'ne ne zaman gelsem sizin kahvenizden satın alıyorum. Çünkü çok beğeniyorum. Özellikle dükkanınızdaki esnaf kültürü, odun ateşinde pişen Türk kahvesinin lezzeti bir başka oluyor. Bunu da itiraf etmiş olayım. Geleneksel Türk kahvesinin dışında farklı ülkelerin kahvelerini de satıyorsunuz. Dükkanınızda kaç çeşit, hangi ülkelerin kahveleri var? 15 tane farklı ülkeden gelen kahvemiz var. Asya'dan Endonezya, işte Afrika'dan Kenya, Ruanda, Etiyopya ve birçok başka kahveler de geliyor. Onun dışında Latin Amerika, Kolombiya, Guatemala, Honduras kahvelerimiz var. Ben daha çok Afrika kahvelerini seviyorum. Biraz daha sert, Kenya gibi kahveler seviyorum. Onun dışında kendi blendimi yapıyorum. Öyle kendi kendime oyunlar oynuyorum ve damağımı geliştirebilmek adına. Ama evet, daha çok sert kahve seviyorum galiba. İçinde bulunduğumuz hanın kahveyle ilgili bağlantısı nedir? Bu hanın adı Kuru Kahveci Han ve kahve borsasının ilk döndüğü bina diyebiliriz. Buranın adı da, bu sokağın adı da Tahmis Sokak. Yani kahvenin kavrulup öğütüldüğü yer anlamına geliyor. Hatta ilk kahvehane İstanbul'da burada açıldığı söyleniyor ve bu mahalle aslında oldum olası bir kahve cennetiymiş. Bulunduğumuz bölge itibariyle ağırlıklı olarak erkek egemen bir esnaf kültürü var. Kadın esnaf olmanın zorlukları nelerdir? Kahve tutkunlarının yorumları nasıl? Bir kere kadın olarak herhangi bir yerde var olmak ne yazık ki eksi bir puan gibi oluyor. Burada tabii daha geleneksel, daha inançlı ve daha erkek egemen bir kültürün olduğu bir mahalle. O yüzden ben de zaten bu binada çalışan tek kadınım. Hatta mahallede belki tek tük çalışan kadınlardan bir tanesi. Kendi özgürlüğüm, kendi bağımsızlığımı, kendi özerk bölgemde burada kurmuş vaziyetteyim. Gelen müşteriler ilk başta bir şaşırıyorlardı. Hani hem uzun boylu, 1.80'lik bir kadın, hem işte rahat istediğini giyebiliyor, makyajı bazen farklı olabiliyor. Sonradan alıştılar ama yani. Zaten bizim tiryakilerimiz, belli başlı tiryakilerimiz var. Onlar alıştı. Şimdi de yeni müşterilerimiz severek ve böyle ilgilerini çekerek dükkana giriyorlar. Benim de hoşuma gidiyor. Aslı, günde kaç adet kahve içersin ve en sevdiğin kahve hangi ülkeye ait? 5-6 tane kahve içiyorum. 2-3 tanesi Türk kahvesi oluyor bunların. Türk kahvesinde Brezilya'dan gelen kahveleri tüketmeyi seviyorum. Daha bir damak tadımız ona alışık diye belki de. Filtre kahvelerde daha çok Kenya, Afrika kahvelerini tercih ediyorum. Daha böyle bitter tatlı, sert kahveler. Onun dışında farklı blendleri de denemeyi, yapmayı, tüketmeyi seviyorum. Aslı, nazik davetin, kıymetli bilgiler için sana çok teşekkür ediyoruz. Kahve sohbetimiz daim olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere.